İsmim Yalçın Çanakçı. Kahramanmaraş'ta müteahhitim. 2014'ünde vergi rekortmenlerindenim. Devletime aslanlar gibi vergi ödedim. Devletime kurşun sıkmadım, ihanet etmedim. Şu an şirket sahibi olduğum için 2015 darbe krizinden sonra ülke krize girdi. Çeklerimizi ödeyemedik. Bu FETÖ'cülerin yüzünden çeklerimizi ödeyemeyince biz cezaevine girdik. Aslanlar gibi yatıyoruz. Şu an ben izine çıktım. Bakın bu da yakından mahkum kimlik kartım. Geçenlerde FETÖ'cülerin hepsi cezaevinden çıktı. Nazlı Ilıcak çıktı, Altan kardeşler çıktı. Ya bu adamlar devlete kurşun sıktı Allah rızası için. Biz de aslanlar gibi vergi ödedik. Ya bu adalet mi? Gözümüzü seveyim. Ben cezaevinde şu an çöp topluyorum, çöp. Vergi rekortmeni çöp topluyor. Allah rızası için Recep Tayyip Erdoğan, mahşerde vallahi yahana yapışırım. İki gözümü önüme aksın, yahana yapışırım. Bu adalet değil. Biz kurşun sıkmadık. Biz namussuz adam değiliz. Biz memleketimiz için çalıştık. Vergi ödedik. Devletimiz kalkınsın, devletimiz ilerlesin diye. Bu ikinci paketi ne olur hızlandırın. Bak benim Maraş'ta üyelerim var. Benim inşaatım batacak, cezaevinde yatarsam bu borcu kim ödeyecek? Anam mı ödeyecek, avradım mı ödeyecek? Gene ben ödeyeceğim deyince böyle saçma bir adalet var mı ya? Adalet mülkün temelidir diyoruz. Adalet yok. Vergi veren adam cezaevinde. Devlete kurşun sahan hepsi dışarıda. Allah hepinizden razı olsun. Eğer bu şekilde devam edecekse Allah o koltuklara oturtturmasın sizi.